Herkese merhabalar. Alan ölçme konumuzla beraberiz. 6. sınıfta göreceğimiz alan ölçme konusunun girişini beraber yapacağız. Bugün sizinle beraber paralel kenarın yüksekliği ve alanına bakacağız. Üçgende yükseklik ve alanına bakacağız. Alan ölçme birimleri, arazi ölçme birimleri ve alan problemlerine bakacağız. Ama öncesinde biz bunların temelleri 5. sınıfta alan ölçme konusunda atmıştık. Ve ilk başta mutlaka 5'ten 6 yazılı kitabımızdan sayfa 76-79 arasını matematikteki iki testi çözmenizi istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şimdi seninle beraber hemen bir başlangıç yapalım. Paralel kenarın yüksekliği ve alanı çok çok önemli. Çünkü paralel kenarın alanını bulabilmek için ilk başta yüksekliğini bilebilmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir paralel kenar var. Görebiliyor musun Tunguş Arame? Göremiyorum neden hocam. Ha, pardon, mor renkmiş. Pardon. Ha, mor renk. Harika, tebrik ediyorum seni. Kareli kağıt üzerine çizdiğimiz bu paralel kenar aslında kenarları bak. Şu kenarla şu kenar. Şu kenarla şu kenar birbirine paralel olduğu için ve birbirine eşit olduğu için buna biz paralel kenar diyoruz. Ve bu paralel kenarda yüksekliği hesaplamak en temel şey. Peki neye göre yüksekliği hesaplayacağım? Şöyle düşün Tonguç'um. Burayı yer gibi düşün. Tamam mı evladım? Bak şurası yer gibi düşün. Burası yerse eğer. Bu bir binaya benziyor mu Tonguç Arhan Bey'im? Yerin üzerinde kurulmuş evet, bir binaya evet. Benziyor mu? Hatta şöyle tarayayım sana. Bu yerin üzerinde kurulmuş bir binaya benziyor. Bu binanın yerden yüksekliği ne kadar desem ne yaparsın? En yüksek noktasından aşağı doğru bir ip sarkıtırsın. Yani, değil mi Tonguç? Yani. Harika. İşte bu sarkıttığın ip böyle aşağı doğru sarkmaz mı Tonguç Arhan Bey? Ve yere dokunmaz mı? Dokunur. İşte bu ipin uzunluğu aslında yerden yüksekliği ve bu dik bir şekilde yere sarkacağı için çünkü yer çekimi var. İşte bu yükseklik yani 1, 2, 3 birim bak her bir karenin bir kenarı bir birimse 3 birim diyebiliriz. Ve paralel kenarın alanının formülü ise çok basit aslında taban çarpı yükseklik. O zaman şöyle düşünelim. Bir bu binanın tabanı neresi? Tabanı bak seni sana şu renkle çizdiğim çizgi olacak. Pembe en sevdiğim renk. Binanın tabanı burası. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman tabanı 5 birim. Çarpı. Şimdi yüksekliğini seninle bulalım bakalım. Yüksekliği de farklı bir renkle yapalım. Yeşil renkle yapalım. Yükseklik de buradan aşağı sarkıttığımız ip. Hatta şuradan da olabilir bak merak etme. Şuradan da ipi sarkıtıp aşağıda yüksekliğini hesaplayabilirsin. Hiç fark etmez. Zaten bu da 3 birim, bu da 3 birim çıkacak. Bu da 3 birim. O zaman cevabımızın 5 kere 3'ten 15 birim dikkat et kare. Birim kare olacağını söyleyebiliriz. Çünkü birim ve birim çarpımı birim karedir. Alan birimleri zaten metrekare biraz sonra göreceğiz. O zaman neymiş? Taban çarpı yükseklik. Bu kadar basit. Şimdi geldik üçgenin yüksekliği ve alanına bakacağız. Üçgende de aynı mantık işliyor. Ama birazcık mantığın daha farklı. Mantığın bittiği yerde mantık başlar. Tebrik ediyorum. Tonguç'um hemen söyler misin bana? Paralel kenarın üzerine oturabiliyor musun Tonguç Erhan? Evet şuraya çok rahat çok rahat. Peki üçgenin üzerine oturabilir misin? Hayır oturamam. O yüzden işte yine aynı mantıkla yine tabanla yüksekliği çarpacaksın ama üzerine oturamadığımız için ikiye böleceğiz sonuç. Bu kadar basit. Üzerine oturabildiklerimizi normal yapıyoruz taban çarpı yükseklik. Oturamadıklarımızı ne yapıyormuşuz? İkiye. Aynen süper zekisin. Dolayısıyla yüksekliği mesela bunun nedir? Aynı şekilde bunu bir dağ olarak düşün. O zaman üçgeni de bir dağ olarak düşünürsek. Bu dağın en tepe noktası burası değil mi Tonguç'um? Evet. Şurası da yer gibi düşüneceğiz tabii ki. Tabanı yer gibi düşüneceğiz. Bu dağın en yüksek noktasına ip sarkıtsak şöyle aşağı doğru inmez mi evladım benim? İner. O zaman kaç birimmiş? Bak 1, 2, 3, 4 birimmiş. 4 yazdım buraya yapıştırdım. Geldik bu dağın tepesi burası değil mi? Buradan ip sarkıtsan 1, 2, 3, 4, 5. Bak burası 5 birim yükseklik. Geldik bu dağın en yüksek noktası burası. Bu yer gibi düşünsek ip sarkıtsak 1, 2, 3 tane burası. Dolayısıyla 3 birim. O zaman sen şöyle düşünüyorsun. Ben dağın tepesine çıktım ipimi sarkıttım. İpimi sarkıttığım zaman aşağı doğru uzanan ipin uzunluğu aslında yükseklik. Hatta bunu birazcık daha havalı göstereyim sana. Buna H harfiyle gösteririz. Neden wow. Biliyor musun Tonguç Erhan Bey'im? H harfiyle, H harfiyle. Neden biliyor musun Erhan Bey'im? How. How. Ne diyorsun Adıslan? Aynen. Bravo diyorum sana. Hayır. İngilizce'de buna height diyorlar. Dolayısıyla... Hayda bire. Evet. Bravo. Çok pardon. Güzel gerçekten. Sen de onu dejenere ama ettin. Ama height bravo. Oluyor hocam oradan evet. Yani. Alanı o zaman hesaplamak için ne yapıyoruz? Taban 1, 2, 3. 3 çarpı yükseklik 1, 2, 3, 4. Zaten hesaplamıştık. Bölü 2 yapıyoruz çünkü üzerine... Oturamam. Mükemmelsin gerçekten de buna cevabı. I can't sit. Harika. 6 birim kare diyoruz. Unutmayalım alanın birimi kareli olmak zorunda. Mesela hemen bunun tabanı 1, 2, 3, 4. 4 çarpı yüksekliği zaten hesaplamıştık. 5 bölü 2 çat 10 birim kare. Bravo diyorum sana. Geldik tabanı 1, 2, 3, 4. Bu dağın tabanı 4. Yüksekliği 1, 2, 3, 3.
bölü 2 çarp 6 birim kare şeklinde hesaplıyoruz. İşte bunu da yaptık ve seninle beraber alan ölçme birimlerini yapacağız. Alan ölçme birimlerinde eviniz kaç metrekare Tonguç? Bizim evimiz 110 metrekare hocam. Harikasın, bak hemen söyleyebiliyorsun. Neden? Çünkü evin alanını söyledin bana. İşte bu metrekare dediğimiz zımbırtı aslında alan ölçme birimlerinin temelini oluşturuyor. Metrekare dediğimiz zımbırtının aslında aynı. Hani hatırlıyor musun eskiden öğrendiğimiz hemen seninle o tekerlemenizi. Camile havam damda. Süper. Mehmet Kamile, dayım camda. Bir dakika hemen yavaş. Kamile halam damda. Damda. Mehmet dayım. Camda. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Harika. Bu şey vardı ya, işte bu uzunluk ölçme birimleriydi. Aynı onun alan versiyonu ise kareler. Bak kare 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 kare. Üzerinde sadece kareler var. Üzerinde ikiler var aslında. Dolayısıyla ben normalde her bir aşağı inişimde yaptığım şey 10'la çarpmaktı. Ve yukarı çıkışımda ise yaptığım şey 10'a bölmekti. Aynı buradaki gibi Tonguç evladım benim. Burada da aşağı doğru indi bir şeyle çarpacağım. Ama bu sefer kareler olduğu için 10'un karesiyle çarpacağım. 10'un karesi nedir Tonguç evladım benim? 100. Bravo diyorum sana, o zaman çarpı 100. 10'un karesi çarpı 100. 10'un karesine bölmem gerekiyor. O zaman bölü 100, bölü 100 şeklinde yazabiliyorum her yukarı çıkışımda. Mesela 1 kilometre kare kaç? Dekametre kare. Bak, kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. O zaman ben şimdi diyorum ki kilometre kareyi dekametre kareye çevireceğim. Yani 1, 2 basamak aşağı ineceğim. 2 basamak aşağı ineceğim. 2 defa 100'le çarpmam gerekiyor. O zaman 1'in yanına 1, 2 bir defa çarptığım zaman, 1, 2 iki defa çarptığım zaman 4 tane 0 eklendi. 10.000 dekametre kare yazıyor. 12 metre kare kaç desimetre karedir? Bak ne yapmam gerekiyor? Buradan buraya atlamam gerekiyor. O zaman çarpı 100 yapmam gerekiyor. O zaman 12'nin yanına 2 tane 0 attım. Çünkü çarpı 100 demek aslında yanına 2 tane 0 ekle demektir. Veya desimetre kareyi santimetre kareyeceğim. Bir tane daha o zaman 12'nin 1200'ü zaten bu. 2 tane daha 0 atıyorum ve 120.000 santimetre kare oluyor Tonguç evladım benim. Gerçekten of. De aynen of diyorum sana. 500 milimetre kareyi metre kareye çevireceğiz bu sefer. O zaman ne yapacağız? Bak 1, 2, 3 defa yukarıya çıkacağım. 3 defa bölü 100 yapmam gerekiyor. Bir kere bir defa bölü 100 yapsam 1-2 tane 0 gitti. Bir defa daha yapsam bu sefer artık başlara sıfırlar gelecek. 0-0-5 olacak. Bir defa daha yaptığım zaman 1-2 tane daha 0 gelecek. Dolayısıyla diyorum ki Tonguç öğrenmeyeyim. Virgülü buraya atıyorum. 0 tam 10'da 1, 100'de 1, 1000'de 1, 10.000'de 1. 10.000'de 5 şeklinde 0 tam 10.000'de 5 şeklinde bir olay karşımıza çıkıyor metrekareye çevirirsek. Geldik bir de arazi ölçümlerine. Arazi olmam lazım hocam benim bu konuda. Arazi ölçümlerine bilmemiz gereken temel şey var. Ar dediğimiz şey aslında arazi, hani arazi ar. Ar, ondan sonra dekar, hektar şeklinde ilerliyor. Şimdi ar dediğimiz şey aslında bizim daha önceden bilmemiz gereken 100 metrekare. Bir ar 100 metrekare. Sizin eviniz kaç ar Tonguç evladım benim? Bir ar. Bir ar gibi yakın yani. 100 metrekare yakın değil mi? Aynı onun gibi. Ama çok i̇şte, küçük gözüktü hocam bu sefer gözüme. Ama olsun sonuçta hani mesela senin evinle şeyin arası ne kadar? Mesela şöyle diyelim. Evden bakkalın arası kaç metredir Tonguç evladım benim? 500 metre. Ama bunu kilometreye çevirsen 0,5 kilometre. Yani o birimlere göre değişebilir. Hiç sorun değil. Bir dekar dediğimiz şey ise aslında bizim günlük hayatta genellikle arazi ölçülerinde çok kullandığımız bir bekar kaç metre? Hayır ne diyor saçmalama, bir dekar evladım o. Bir dönüm dediğimiz şey ise aslında dönüm dediğimiz şey 1000 metrekaredir. Bak bunu unutma, bu çok fazla çıkar karşımıza. Çünkü mesela araziniz kaç dönüm? Wow. Aynen mesela 500 dönüm arazim var. Ne demek bu aslında? Haydaroğulları inşaat. Aynen 500 bin metrekare demek. İnanılmaz büyük 500 dönüm arazi. Mesela bir dönüm arazim var İstanbul'un göbeğinde. O zaman sen zenginsin zaten, yapacak bir şey yok. Gerçekten mesela, mi hocam? Aynen mesela Konya'da bir dönüm arazi olsa sen çiftçisin demektir. Aynen. İşte Urfa'da bir dönüm arazi olsa yine çiftçi. Sen yine çiftçisin demektir. Ama mesela şeyde olsa, Trabzon'da bir dönüm arazi olsa sen veya Erzurum'da olsa hayvancılık yapıyorsun demektir falan. Her ülke, her coğrafi bölgenin de farklı farklı şeyleri var ve herkes genellikle dönümü kullanır çiftçiler genelde. Tabii ar, dekar ve hektar dediğimiz şeyler de aslında genellikle hani mühendislerin çok kullandığı, ondan sonra harita uzmanlarının çok kullandığı birimlerdir. Mesela şöyle yapalım Tonguç Evladım Bey. Hektar, dekar, ar.
Bu üç tane eşeği kullanıyoruz ve her birisinde aşağı doğru indikçe onunla çarpıyoruz. Yukarı doğru çıktıkça ona biliyoruz. Mesela bir hektar kaç ardır? Şimdi bir hektarı ara çevirmek için bir iki basamak aşağı ineceğim. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? İki defa onunla çarpmam gerekiyor. 100 ar diyebiliriz. Peki 15 dekar, yani DAA dediğim şey dekardır, unutmayalım. 15 dekar kaç hektardır? Hektardır, özür dilerim. O zaman bir tane yukarı çıkmam gerekiyor. O zaman ona böleceğim. 1,5 hektar şeklinde bir sürü çevirme yapacağız ve bu konuyu gerçekten mükemmel bir şekilde anlamış olacağız. Evet, o zaman alan problemlerinde bir tane sana bir örnek vereyim. Ondan olur sonra hocam, da bu işi bitirelim. Mesela Bursa'nın Bursa'ya yönelme tabelası. Otoyollarda gidiyoruz ya, Bursa yazıyor işte. Şimdi ben bu tabelanın alanını hesaplayalım mı seninle beraber? Hesaplayalım hocam. Şimdi bu alanı şöyle düşünmem gerekiyor. Şöyle komplike bak. Böyle bir şekil var mı Allah aşkına? Bu adı ne Allah aşkına bu şeklin? Tabela. Hayır, onu demek istemiyorum. Hani üçgen mi, dörtgen mi, beşgen mi, yedigen mi, sekizgen mi? Beşgen. Harika, beşgen. Ama bu beşgenin alanını ben hesaplayabiliyorum. Ben bu beşgenin alanını hesaplamayı biliyor muyum Tomuş abi? Hayır. Bilmiyorum. O zaman şöyle düşünelim. Bunu daha bildiğim yöntemlere çevirelim. O zaman diyorum ki bir tane sihirli çizgi çiziyorum. Aa. Hocam ikiye böldün. Oo, inanılmaz gerçekten de. O zaman bunu böldüğüm zaman ne şekilleri çıktı söyler misin bana? Bak, bir tane dikdörtgen, bir tane üçgen. Mükemmel. Bak, pembe dikdörtgen oldu. Hop, şunu da hemen şöyle yapalım. Yeşil de üçgen oldu. O zaman benim bulmam gereken şey pembede dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı hesaplanıyordu. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 30 çarpı 50'den 1500 santimetre ve santimetreyi çarptığım için santimetre kare diyorum. Sonra diyorum ki yeşilin alanı hesaplayalım seninle beraber. Üçgenin alanı hesaplamak için ne yaparım Tomuk'cum? Üçgene de şöyle bakarım artık. Şöyle baktığım zaman burası taban gibi düşünürsem. Burası dağın tepesi değil mi Tomuk'cum? Evet. Dağın tepesinden ip sarkıtırsam şöyle gelmez mi bu ip? Bu ip kaç uzunluğunda? Bak, burası 20 ise burası da 20'dir. O zaman ip 20 uzunluğunda. Peki bu üçgenin tabanı ne kadar? Burası yani. Bak, burası dikdörtgen olduğu için burası da 30 ise burası da 30'dur. O zaman taban üzerine oturabiliyor musun evladım benim? Oturamam. Harika. O zaman 30 çarpı 20 bölü 2 yaparız. Neden? Çünkü taban çarpı yükseklik 30 çarpı 20 bölü 2 yapmam gerekiyor. Çünkü üzerine oturamıyorum. Dolayısıyla 600 bölü 2'den 300 santimetre kare çıkar Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bizim bulmamız gereken şey aslında bu ikisinin toplamı değil mi? Dolayısıyla 1500 ile 300'ü toplarım, 1800 santimetre kare çıkar. Peki sınavda bize ne verir biliyor musun? Bunun alanının metrekare cinsinden ne olduğunu sorar. Ben santimetre kare buldum. Ama sana ne yapacağım? Birim çevirme yapacağım. Neydi formüllerimiz? Hemen şöyle yapalım. Hemen söyleyelim bizim tekerlememizi Tonguç Evren Bey'im. Kamile halam da. Halam bir dakika. Damda. Evet. Mehmet dayım camda. Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken santimetre kareyi metre kare diyor. İki tane yukarı çıkacağım. Her bir yukarı çıkışta yüze bölmem gerekiyordu hatırlarsak. Bir defa böldüğüm zaman bunlar gitti. Bir defa daha böldüğüm zaman 0,18 metre kare çıktı şeklinde böyle hesaplamalar yapacağız ve mükemmel bir şekilde bütün konuları Camile öğreneceğiz. Etruf, evet. Uncle Mehmet it is in the ground. Hello İngiliz. Hello. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım, sana güveniyorum. Bütün dünya dillerini bilmek istiyorum hocam. Aferin efendim.